Polonya-Belarus sınırında ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor. Kadın, çocuk, yaşlı, binlerce insan mahsur durumda, hayatta kalma savaşı veriyor. Kalacak yer yok, yiyecek yok, su yok. İnsanlar açlıktan ve susuzluktan ölmeye başladı. Ve insanlar feryat ediyor. Bugün bir kişi daha hayatını kaybetti diye. Perişan durumdalar. Bu insanların çığlıklarına ses olun. Bir sivil inisiyatif olarak ortaya çıktı bu imza kampanyası. Aslında Arat'la beraber konuşup bir an önce bir şeyler yapılması gerektiği kanaatine vararak yine dost kurumların, sizlerin desteğini alarak bu yola girdik. Şöyle bir metin var imza kampanyasının başında. Çoğunluğunu Kürt ailelerinin oluşturduğu Belarus-Polonya sınırındaki mültecilerin dramı devam ediyor. Bu insanlık dramına sessiz kalmayacağız. Polonya'nın giriş izni, Belarus'un ise dönüş izni vermediği yüzlerce insanın sınırdaki dramı devam ediyor. Suriye ve Irak vatandaşı olan yüzlerce kişi Belarus-Polonya sınırının sıfır noktasında ve Belarus'un Grodno, Brest kentleriyle küçük kasaba ve köylerinde aylardır evsiz, barınaksız, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Birkaç ay önce Avrupa'ya kaçak geçişlerin yoğun olduğu Belarus'a gelen Kürt ailelerin Polonya sınırındaki bekleyişi devam ediyor. Söz konusu ailelerin bir kısmı sınırda bulunurken bir kısmı ise Belarus'un çeşitli yerlerinde açık havada ya da küçücük odalarda kalıyorlar. Onlarca aile dış dünya ile iletişimsiz biçimde yaşam mücadelesi veriyor. Sınırın sıfır noktasındaki grupların telefonlarına el konulmuş durumda. Sınırdaki grup üyelerinden telefonlarını askerlerden saklamayı başaran bazı kişiler böyle devam ederse birkaç gün içinde öleceklerini iletiyorlar. Ateş yakmalarına, kişisel ihtiyaçlarını sağlamalarına ve çocuklarına bakmalarına izin verilmeyen gruplar, Belarus devlet yetkililerinin Polonya'ya geçişte yattıklarını, Polonya'nın ise geçişlerine izin vermediğini aktarıyorlar. Güçlerinin tükendiğini, ölmek üzere olduklarını belirten grup üyeleri, Kürt ve dünya kamuoyuna seslenerek Avrupa Sağlık Örgütleri'nin kendilerine ulaşmasını, hasta ve çocuklarla ilgilenmesini talep ettiler. Aynı şekilde Avrupa ülkelerine geçişlerine izin verilmesini ya da Irak'a deport edilmelerini talep eden grup üyeleri herhangi bir gıda ve sağlık malzemeleri bulunmadığını ve her iki ülke yetkililerinin gözler önünde ölmelerini seyrettiklerini eklediler. İnsanlar açlıktan ve soğuktan ölüyor. Mültecilerin içinde bulunduğu koşullar artık insanlık sorunudur. Kutsal olan yaşamdır. Yaşama el vermek için insan hakları savunucularını ve kamuoyunu dayanışmaya davet ediyoruz. Biz aşağıdaki imzası bulunan insan hakları savunucuları olarak bu sorunun ivedilikle çözülmesi ve bu dramın son bulması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu imza kampanyası kişisel birkaç inisiyatif üzerinden gelişmiş olsa da bugün çok fazla uluslararası kurum, kuruluş, Türkiye'li parlamenterler ve birçok aktivist tarafından sahiplenen bir imza kampanyasına dönüştü. Bizler de umuyoruz ki bu kampanyanın sonucunda iyi bir diplomasi geliştirilsin, diplomasi ayağı devam ettirilsin ve amacına ulaşsın. Çünkü en temel hak insan haklarıdır. Şu an Belarus'la Polonya arasında çok büyük bir göçmen dramı yaşanmaktadır. Aylardır oraya akın eden çoğunluk Kürtlerden oluşan binlerce göçmen şu an orada bir alanda kuşatılmış durumda. Bu kış koşullarında çok yaşamsal sorunlarla karşı karşıyalar. Şu ana kadar sayısı tespit edilemese onun üzerinde insanın yaşamı yitirdiği ifade ediliyor. Sosyal medyaya yaşam trenlerin görüntüleri de yer yer yansıdı. Şüphesiz bu şeyle ilgili bir durum. Yani bu oraya gelen insanların büyük bir kısmı Orta Doğu'daki despotik sistemlerin baskıları nedeniyle yaşadığı coğrafyayı terk etmek zorunda olan insanlar. Şimdi Avrupa Birliği dünya sisteminin temel aktörlerinden, öznelerinden biridir, dinamiklerinden biridir. Ya da dünya sistemin politikalarını belirleyen temel güçlerinden biridir. Maalesef analitik hesapları nedeniyle, pragmatik hesapları nedeniyle çoğu kez Orta Doğu'daki despotların bu baskıcı politikalarına göz yumulmuştur. Şu an Erdoğan'ın politikalarına göz yumulduğu gibi. Çünkü şu an gelenlerin büyük bir kısmı Kürt ve Erdoğan baskıları nedeniyle
geliyorlar. Büyük bir kısmı Rojavalı Kürtler, Güney Kürdistanlı Kürtler ve Kuzeyli Kürtler var aralarında. Başka haklardan insanlar da var. Ama demek istediğim maalesef Avrupa Birliği bir taraftan böyle despotlara göz yumması, yer yerde dolaylı olarak destek vermesi nedeniyle bu dram devam ediyor. Ama Avrupa'ya gelenleri de kaplarını kapatıyor. Dolayısıyla şu an şüphesiz bu egemen güçlerden, dünya sistemini oluşturan bu güçlerden bir beklentimiz çok gerçekçi olmayabilir. Ama onları bu mevcut verili siyasetlerinden caydıracak gücü biz devletçi sistemler dışında kalan toplumsal dinamikler ortaya çıkarabiliriz. Sivil kitle örgütleri, insan hakları kuruluşları bu konuda bunlarla yoğun ilişkilenerek bu dramın önüne geçilmeli. O insanlar orada tutulmamalı. Her şeyden önce oradaki drama sessiz kalmak yani kısa vadede yani hemen acil müdahale edilmesi gerekiyor. Sessiz kalmak bir insanlık ayıbı ve suçu. Ama uzun vadede de Avrupa'daki egemen güçlerin Orta Doğu'daki despotlara ilişkin yaklaşımlarının değişmesi için devlet sistemleri dışında kalan toplumsal kesimlerin, dinamiklerin daha fazla bir araya gelmesi, güçlerini birleştirmesi gerekiyor. Çünkü bu olup bitenlerden neredeyse insanlık aleminin %95'i rahatsız. Dolayısıyla buna karşı örgütlü bir şekilde durulması halinde karşı durulabilir. Bu siyaset, bu dramlara son verilebilir. Polonya-Belarus sınırında bir insanlığın ölümü söz konusu. Dünya kamuoyunu, Avrupa kamuoyunu, Türkiye kamuoyunu ve Kürdistan kamuoyunu bu insanlık dramını önlemeye ve insanların yaşaması için çaba göstermeye davet ediyorum. Bunun için bir imza kampanyası düzenledik. Tüm herkesi bu imza kampanyasına destek olmaya çağırıyoruz. Aynı zamanda birçok yerden heyetler oraya gitmeli. Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu temelinde bir takım girişimlerde bulunup bu insanlık dramının bitmesi için çaba göstermeli. Evet, Belarus sınırında insanlar ölüyor açlıktan ve soğuktan. Kim oldukları, ne olduklarına bakmadan. Bunlar insan nihayetinde. Ben herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Kapitalist sistem yaşadığı krizi giderebilmek için her türlü insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal ediyor. Şimdi örneğin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 14. maddesiyle başlayan ve daha sonra Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi bünyesinde çıkan sözleşmeler uyarınca bir halkın ya da insanların savaş nedeniyle, ekonomik ya da toplumsal nedenlerle kendi ülkesinde ya da başka bir ülkeye sığınma hakkı var. Ve bunu bir insan hakkı olarak kabul etmiştir. Ve ne yazık ki biz bu göç ve mülteci olaylarına Türkiye bu coğrafyada yabancı değiliz. 1900'lerden başlayan 1909 Adana Ermeni katliamından, 1915 Ermeni soykırımından, 1925 Şeyh Said hareketinden, 1937-38 Dersim olayından ki Koçkiri'yi de buraya ekleyelim ve sürekli farklı kimlik ve kültürde olanlar ve Ermeniler, Rumlar, Süryaniler, Kürtler, Aleviler yani şimdi Kahramanmaraş değil mi? Sivas, Çorum Alevi Kürtlerin göçlerine neden olmuştur. Az önce sıraladığım yerde Kürtlerin göçlerine, sürgünlerine neden olmuştur. Ve en son örneğin 1980 darbesinde bile 30 bin yurttaşımız yurt dışına çıkmak zorunda kalmıştır. Çünkü Türkiye'nin tarihi sabıkalı bir tarihtir. Örneğin 98 yılın 4'te 3'ü
olağanüstü hallerle, sıkı yönetimlerle, özel rejimlerle yönetilmiştir. Ve bu kaynağını İttihat Terakki'den almaktadır. Selanik'teki İttihat Terakki'nin parti kongresinde tek devlet, tek ulus, tek din, tek bayrak ideolojisinin Cumhuriyet'e devredilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Çoğulculuğu reddeden, farklı kimlik, kültür ve inançları reddeden bir rejim hala da bugün sürmektedir. Ve nitekim bugün Suriye, Irak, işte son Afganistan ve göçleri bunu açıkça ortaya koymuştur. Örneğin 1951 Cenevre Konvansiyoneli de Türkiye doğudan göç edenlerin kapıyı kapatmıştır, çekince koymuştur. Batıdan ancak gelirlerse sığınma hakkı vermektedir. Yani Fransa, Almanya, İngiltere'den bilmem nereden gelirlerse, hani bizi kıskanıyorlar diyorlar ya, şimdi kim Fransa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan gelip Türkiye'de böylesine bir karanlığın içine girmek ister ki bu tünele? O nedenle doğudan gelenlere koyulan 1951 Cenevre Konvansiyonu'ndaki şeyin bir defa kaldırılması gerekiyor. İkincisi, burada uluslararası topluluklar kendi kabul ettikleri hukuktan, uluslararası hukuktan ve sözleşmelerden uzaklaşmışlardır. İnsan haklarından uzaklaşmışlardır. Ve bakın nasıl trajediler yaşanıyor. Yani şimdi Belarus ve Polonya, derhal uluslararası topluluklar devreye girmelidir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği devreye girmelidir. Uluslararası insan hakları kuruluşları devreye girmelidir. Çünkü onların o trajedisi, emin olun, bütün insanlığın trajedisidir. İnsanlığın ayıbıdır. Ve Türkiye'de de örneğin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işte 4 yıl önce çekildi. Tekrar devreye girmeli. Örneğin mültecilik dairesi oluşturulmalı. Hem giriş noktalarında hem de gidilen yerlerde. Bu rejimin tabii demokratik olmayışı, ırkçılığı, ayrımcılığı ve faşist saldırıları da beraberinde getiriyor. İşte Konya'da yaşadık, Ankara'da yaşadık değil mi? Düzce'de yaşadık ve bugün insanlığın vicdanını, ki daha kaybetmediğine inanıyorum ben. Çünkü o vicdan kaybedildiği zaman insanlık da zaten yitirilecektir, kaybedilecektir. Diliyorum ki sizin bu çabanız bütün o vicdanları harekete geçirecektir. Ortaklaşa bir tepki gösterilecektir. Ve tabii savaşsız bir dünya, sömürüsüz bir dünya, sınırsız bir dünya hayali gerçekleşmiş olsa keşke. Kimse toprağını, evini, yurdunu, diktiği fidanı, bahçesini, komşularını, sokağını bırakıp gitmez. Ve bu büyük trajedilere tanık olmuş, yaşamış bir coğrafyanın insan hakları savunucusu olarak Belarus, Polonya sınırındaki yaşananlardan da büyük acı duyuyorum. Ve sizlerin aracılığıyla umarım bu kanayan yara iyileştirilir, sarılır ve insanlığın sargı beziyle iyileştirilir. Ve yeniden soğuk savaş öncesi yeni bir dünyaya dönülür ve halkların kendi kaderlerini tayin hakkına saygı gösterilir. Özgürlükçü, eşitlikçi bir toplum yaratılır ve bir dünya yaratılır diye umuyorum. Ve size de teşekkür ediyorum böyle bir olanak yarattığınız için.